Bismillahirrahmanirrahim. İrab videolarında üçüncü videodayız. El fi'lül mâzî mebniyyün daimen alel fethi. Mâzî fi'l daima fetha üzere mebnidir. Ve yekûnul fethu, bu fetha olur. Zahiran, aşikar olur. Ne zaman? İzâ kâne hüve sahihal âhiri. Mazi fiilin sahih al-ahir, lamel fiili sahih demek. Mazi fiilin lamel fiili sahih olursa, sahih olunca, lamel fiilinde vav, ya, elif yoksa, mazi fiil zahiri fetha üzere mebnidir. Ayetten örnek, bismillah. Hateme, hatemellahu ala kulubihim. Hateme, mühür vurdu. Kim? Allahu Allah. Neye? Alâ kulûbihim, onların kalplerinin üzerine. Him, onlar. Kulûb, kalbun, kulûbun. Cimim keser. Alâ, üzerine. Alâ kulûbihim, onların kalplerinin üzerine. Mühür vurdu. Bakara suresinden. Hateme, nesara, ketebe, fetaha gibi müfret, müzekkere, gâib, mazi fiildir. Hateme, mimde fetha var. Lamel fiili fethalı yani. Eşittir. Fetha üzeri mebni mazi fiildir. Niye? Çünkü lamel fiili olan mim vav değil, ya değil, elif değil. Öyleyse fetha üzeri mebni olur. Fema rabihat ticaratuhum. Fema rabihat, kazançlı olmadı. Ticaratuhum, onların ticareti. Rabiha, rabihat, ketebe, ketebet, fetaha, fetahat, müfret, müfret, müennes, gaibe. Rabihat, rabiha, ha'da fetha var. Ta'da sukun var. Ta'daki sukun bizi ilgilendirmiyor. Çünkü fiilin lamı fiil ha'dır ve kendisinde fetha vardır. Öyleyse fetha üzere mebnidir. Peki, hateme. Zaten burada lamı fiiline fethayı koymuşlar. Hateme nedir? Fi'lun, bir fiildir. Nasıl fiil? Mâdîn, aslı mâdîyûn. İdal var sarf açısından bakarsan. Mâdîn, mazidir. Mazi bir fiildir. Mebniyûn, donuktur. Sabit yazılışa sahiptir. Mebniyûn, alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Öyle fetha ki, zahiri. Aşikar olan fetha üzere mebnidir. Ne üzerinde aşikar bir fetha üzere mebnidir? Alâ âhirihi, âhiri üzerinde bulunan, yani mimde bulunan fetha üzere, zahiri fetha üzere mebnidir. Ta'da da fetha var ama konu o değil. Konu sonuncu hafta olması. Rabihat, ha, lamel fiili. Rabiha nedir? Fi'lun, mâdîn, mazi bir fiildir. Mebniyun alel fethi, zahiri, aşikar fetha üzere mebnidir. Ne üzerinde bulunan aşikar fetha üzere mebnidir? Ala ahirihi, kendi ahirinde, yani kendisine ait olan orijinal sonuncar, yani lamer fiil üzerinde, yani ha üzerinde. Ve ta'u, ta harfi nedir? Rabihat diyorsun, buradaki ta'nin nesi? Litte'nisi, mühendislik için eklenilmiştir, eklenmiştir de diyebilirsin. Kendisi harfun, bir harftir ta. Nasıl bir harf? Mebniyun ale sukuni. Sukun üzeri mebnidir. Rabihat, ta'da sukun var. La mahalle lehu, kendisinin mahalli bir mahallen. Kendisinde mahal söz konusu değildir. Neyden olan mahal? Minel i'rab, i'rab'tan olan. La mahalle lehu minel i'rab, kendisinin i'rab'tan mahalli yoktur. İ'rab'tan mahalli yoktur ne demek? Yani mahallen merfu deme, mahallen mensup deme, mahallen mecrur deme, mahallen meczum deme, mahallen şu, mahallen bu deme. Mahalli bir i'raba sahip değil. Rabihat dedik. Burada tabii ta'yı da anlattı. Esasen ta'ya değinmedi şu anki yer.
Şimdi mazi fiili anlatıyor çünkü. Ama tay'ı da söylemiş olduk. Tay niye özellikle söyledi? Çünkü tay'ı bir önceki veya iki önceki mi diyelim? Daha önceki dersimizde ifade etmiş idi diyelim. El murad vel mebni derken orada bak el huruf harflerin tamamı mebni. Mebniler karalanmış. El huruf ne kadar harf varsa ve mebnidir demişti. İşte buradaki ta da mebnidir. Dolayısıyla pardon ta da harftir ve eşittir mebnidir. O yüzden ona da değindi. Ve yekunul fethu bu fetha olur. Ne olur? Mukadderan, mukadder olur. Yekunul fethu. El feth kendinin ismi olduğu için merfu okuyorsun. Mukadder kelimesi haber olduğu için mensup okuyorsun. Fetha mukadder de olabilir yani. Ne zaman mukadder olur? İda kâne olunca mu'tellel ahiri bil elifi. Elif ile ahiri illetlendiği zaman. Mu'tel illetlenmiş. El ahir sonu bil elifi. Elif harfi ile. Yani sonuncu harf elifse ne olur? Gizli fetha üzere mebni olur. Ayet fümme steva fümme isteva aslında isteve y harfi sonradan elife dönüşmüştür. Şu an gördüğümüz eliftir. Yani ilgili fiilin sonuncu harfi elif olduğu için onda mukadder bir irap olacaktır. Ne gibi? Şimdi rama fiili aslında nedir? Rame ye diye bir fiil var. Ya harfi sonradan elife dönüşerek nasıl yazılır? Rama yazılır. Bak burada nedir? Rama fiili de aslında rameye idi. Yani kelimenin sonuncu harfi ya idi. Bu ya ne olmuş? Elife dönüşmüş. Ve artık rama fiili nedir? Mukadder bir fetha üzeri mebnidir. Yani elifin üzerinde gizli bir fetha var. Gizli bir fetha var. Bu gizli fetha üzeri mebnidir. O fetha yazmayacaksın, okumayacaksın. Telaffuz yok. Ama gizli bir fetha varmış. Onun üzerine mebniymiş. Yani neyi anlatıyorum? Diyor ya elif ile illetlenmiş. Elif orijinal bir harf değil. O elif ya burada olduğu gibi yağdan dönüşerek elde edilen bir eliftir. Yağdan dönüşmüş. Veya o elif nereden gelmiş olabilir? İlgili fiil esasen gazevedir. Gazeve. Bak vav var sonunda. Vav da elife dönüşebilir. Dönüşmüş ve sonu artık elif olmuştur. Gaza. Gaza kelimesi nasıl oluşmuş? Şurada bir tane vav var. Bu vav harfi şuradaki elife dönüşmüş. Böylece kelime gaza diye yazılmış. Gaza nedir? Gaza da esasen yine mukadder fetha üzeri mebnidir. Yani elifin üzerinde bir fetha var. Gaze. Ama böyle yazılmaz. Böyle okunmaz. Gizli bir fetha var. Mukadder bir fetha var. Ve sen biliyorsun ki bu elif vav'dan da dönüşmüş olabilir. Bunlar ilave bilgiler. Demek ki senin bu elifin ya vav'dan ya da ya'dan dönüşmüştür diye bil. Hangi durumda dönüşür? Burada anlattım. Ya harfi illet müteharrik makabli meftuh. Ya elifi çevirirsin. Vav harfi illet müteharrik makabli meftuh. Vav elife çevirirsin. Bunu görmüş olduk. Tabi bu dönüşümlere çok değinmiyorum. Çünkü nahiv konumu sarf değil. Bu tür dönüşümlere i'lal diyoruz. İ'lal kaidelerini Maksud İzzi Merah adlı kitaplarda video olarak anlattık. Meraklısın oraya bekleriz. Dedikten sonra ne dedik? İsteva. Sonuncu harf ne? Elif. Elif harfi kabul eder mi? Asla. Aslında var ama gizli. Telaffuzunu kabul etmez. Yazılışını kabul etmez. Ama gizli bir fetha var demeyi kabul eder. Evet. O gizli fetha üzere mebnidir. Femen i'tede femen i'tede aleyküm i'tede bak elif var yine sonunda gizli bir fethaya sahip. Anlatacak şimdi. İsteva nedir? Fi'lun mazin mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebni mazi fiildir. Nasıl fetha? El mukadderi mukadder kaddera yukaddiru takdirun mukaddirun mukadderun. Bazı yerlerde takdir edilmiş lafzını, tercümesini duyarsın. Hocalar böyle de anlatabilir. Kadder yukadderu takdir mastardır zaten. Tefil babındandır.
Mukadder kelimesi isim mef'uldür. Takdir edilmiş yani gizlenmiş, varsayılmış. Feta üzer mebnidir. Peki bu gizli olan feta hangi neyin üzerinde bulunuyor? Ala ahirihi kelimenin sonuncu harfi üzerinde bulunuyor. Peki niye gizlenmiş? Çıksaydı ya açığa. Litta'azzuri, ta'azzur, ta'azzara, yeta'azzaru, ta'azzurun mastardır. Tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ul babından mastar gayrimimi. Litta'azzuri kelime aslında şudur. El-te-azzur. Tamam mı? Başına bir tane li eklenmiş. Li. İçin, sebep, ait, harfi cer bu. Li el ta'addür de okunmaz değil mi? Li el ta'addür diye de okunmaz. Başına li geldiği için şuradaki hemze silindi. Bak bu da safla alakalı bir bilgi. Hemze-i vasıl ne oldu burada? Silindi. Li ta'addürü, ta'addürden ötürü. Ta'addür ne demek? İmkansızlık demek. Elif harekeyi kabul etmiyor. Araları açılmış. Barışmaları mümkün değil. Ta'addür. İmkansızlık. İ'teda kelimesini anlatalım diyor. O da fi'lun mazin mebniyun alel fethil mukadderi. Mukadder fetha üzere mebni mazi fiildir. Bu mukadder fetha dediğin şeyin neyin üzerinde bulunuyor? Ala ahirihi kelimenin sonuncu harfi üzerine yani elif. Peki niye burada fetha takdir edilmiş, gizlenmiş? Litta'azzuri, ta'azzurdan ötürü. Farklı bir gerekçe diyemez zaten. Eğer elifte gizli bir hareke varsa takdiri irab diyoruz buna zaten. Takdiri irab söz konusu ise gerekçesi nedir? Tazürdür. Unutma. Neyi unutma? Kelimenin sonuncu harfi elifse orada takdiri irab vardır. Madde 1. Takdiri irab diye bir şey var. Yani gizli irab. Ve elifte takdiri irabın sebebi daima tazürdür. Yani imkansızlıktır. Madde 2. Es-sukunu. Ne demiştik burada? El-fethu. Yekunul fethu zahiran. İza kâne sahihal âhiri. Şurada daimen ala demiştik. Alel-fethi. Ala. O zaman ala-sukuni. Alayı buraya bağla. Ala-sukuni. Nun'un kesisiyle. Burada bırakıyorum. Sukun üzere de mebni olur. Madde 2. Madde 2 burada bitecek. Peşine zamme üzeri mebni diyeceğiz. Onu da değineceğiz. Daha sonra emri hazırın irabı var. Fiilin irabı biraz daha devam ediyor. Peki sukun üzeri mebni de madde 2'de kaldık.